Üniteyedi gelir ve giderlerle ilgili dönem sonu muhasebe işlemlerini takip edeceğimiz üniteyle birlikte değerli arkadaşlar. Gelirleri ve giderleri ayrı ayrı sınıflandırmalarla takip edeceğiz. Aslında gelir ve gider hesaplarının bu hesap grupları içerisindeki özelliklerinden ziyade özellikle dönem sonu muhasebe kayıtları bizim açımızdan son derece önemli soru kalıpları olarak nitelendirilir. Yine de biz gelirler nelerdir giderler nelerdir? Bu hesap grupları içerisinde neler yer alır ve genel anlamda genel özellikleri nelerdir? İsterseniz önce onlardan bahsedelim. Gelirler dönemin faaliyet sonuçlarını olumlu etkilerler değerli arkadaşlar. İşletmenin elde etmiş olduğu satışlarının ya da faaliyetlerinin sonucundaki gelirler, ayrıca bunların haricinde diğer faaliyetlerinden elde ettikleri gelirler ve olağan dışı elde etmiş oldukları gelirler ve karlardan oluşurlar. Gelirleri hiçbir zaman unutmamanız gerekiyor değerli arkadaşlar. Biz bilanço'da asla ve asla göremeyiz. Gelirlerin ve giderlerin izlenmiş olduğu tablomuz, mali tablomuz, gelir tablosu. Bununla ilgili çok özellikli sorular karşınıza çıkmaktadır. Mesela aşağıdakilerden hangisi gelir hesapları ile ilgili doğru bir ifade değildir ya da gider hesapları ile ilgili doğru bir ifade değildir tarzında. Dolayısıyla en fazla dikkat etmeniz gereken noktalardan birisi de hangi mali tabloda yer alması gerektiğidir. O nedenle diyoruz ki biz şu anki ünitemize kadar görmüş olduğunuz tüm ünitelerimizdeki hesaplarımız genel anlamda bilançoda yer alan hesaplar. Oysaki biz 7. ünitemizde işlediğimiz gelir ve giderlerimizi gelir tablosu yani sonuç hesaplarıdır diye niteleriz. O anlamda demek ki bilançoda yer almazlar. Dolayısıyla asla ve asla aktiflik ve pasiflik gibi bir özellikleri yoktur. Çok fazla karıştırdığınız bir nokta. Mesela bir gelir hesabı hiçbir zaman aktif karakterli olamaz ya da bir gider hesabı hiçbir zaman pasif karakterli olamaz. Bu özelliklerine dikkat etmemiz gerekiyor. Dilerseniz önce gelirlerle ilgili sınıflandırmamızı yapalım. Daha sonra gider sınıflandırmasıyla devam edelim. Bunlarla ilgili de çok fazla soruyla karşılaşmasak bile aşağıdakilerden hangisi gelir tablosunda şu bölümde yer almayan bir hesaptır tarzında bir soruyla karşılaşabiliyor. Dolayısıyla Gelirler hangi gruplardan oluşur dediğimizde biz sadece grup adlarını verelim. Bürüt satışlar gelir tablosundaki gelir bölümünde yer alan bir birim, bir grup. Bürüt satışların dışındaki diğer grubumuz diğer faaliyetlerden olan gelirlerimiz ve karlarımız. Son hesap grubumuz ise olağan dışı gelirlerimiz ve karlarımız. İşte buradaki e, özellikle diyor ki işte diğer faaliyetlerden olan gelir ve karlar bölümünde yer almaz. Aşağıdaki hesaplardan hangisi olan dışı gelir ve kar bölümüde yer alır? Bu hesap gruplarının altında yer alan hesapları iyi takip etmemiz gerekiyor değerli arkadaşlar. İsterseniz ekranımızdan bu ana başlıkların altında yer alan hesaplarımız nelermiş takip edelim. Öncelikli olarak gelirlerin sınıflandırılması diyoruz ve ekranımızdan takip ediyorsunuz. Gelirlerin sınıflandırılması bir brüt satışlar, yurt içi satışlar, yurt dışı satışlar, diğer gelirler. Demek ki brüt satışlar grubumuzda biz buna net olmayan satış gelirleri deriz. İşletmenin faaliyet konusu olan satışlarını yapması sonucunda elde ettiği gelirleri, gelirleri incelediğimiz bir grup. Bunun dışında diğer bir ikinci grubumuz tahtaya yazdığım şekliyle diğer faaliyetlerden olan gelir ve karlar olarak nitelendirilmekte. İsterseniz onun da alt hesaplarını ekranımızdan takip edelim. Diğer faaliyetlerden olan gelir ve karlar. temettü gelirleri, bağlı ortaklıklardan temettü, temettü gelirleri, faiz gelirleri, komisyon gelirleri, konusu kalmayan karşılıklar, menkul kıymet satış karları, reskont faiz gelirleri, diğer olan gelir ve karlar. Değerli arkadaşlar, bu bölümümüzdeki elde etmiş olduğumuz gelirlerimiz neden diğer faaliyetlerden olan gelir ve kar denitelendirilmekte? Çünkü biz dedik ki genel muhasebe ve muhasebe uygulamaları dersinde genel anlamda ticari işletmeleri muhasebesi konu alınır. Dolayısıyla bir ticari işletmenin faaliyet konusunda mal veya hizmet satmak ve bunun üzerinden bir takım gelirler elde etmektir. O nedenle, eğer satışın dışında elde ettikleri bir gelir söz konusuysa, mesela banka mevduatına yatırmış oldukları paradan bir faiz geliri elde ediyorlarsa ya da menkul kıymet alım veya satışından bir karlılık söz konusu oluyorsa, aynı şey yabancı paralar için geçerli, bağlı ortaklıklar dedik, faiz gelirlerinin dışında komisyon gelirleri dedik vesaire vesaire. Yani bu hesap grubunda yer alan her bir hesabımız işletmenin ana faaliyet konusu değildir. O nedenle diğer faaliyetlerden olan gelir ve şeklinde izlenirler. Tahtaya yine yazdığımız üçüncü hesap grubumuz olan olan dışı gelir vekarların ayrı bir niteliği var. Biz beklenmedik elde edilen ama yine faaliyetlerin dışında beklenmedik elde edilen gelirler ve olarak nitelendiririz nitelendiririz olağan dışı gelir vekarları. Sizler diğer faaliyetlerden olan gelir ve karın farkı nedir bu hesap grubuyla derseniz beklenmedik bir gelir elde ediliyor. Mesela işletme nedenini tespit edemediği bir e, kasa fazlasıyla karşılaşıyor. Bu, bu noktada elde ettiği kasa fazlası beklenmedik bir gelir işletme için. Dolayısıyla biz bu tip gider, gelirlerimizi nerede inceliyormuşuz? Diğer olağan dışı ya da olağan dışı ge, gelir ve karlar bölümünde. O halde bir de ekranımızdan bu hesap gruplarımızı takip edelim. Olağan dışı gelir ve karlar, önceki dönem gelir ve karları, diğer olağan dışı gelir ve karlar olmak üzere iki hesapta incelenmektedir diyoruz. Gelirlerle ilgili genel hareketlediğimiz şu değerli arkadaşlar. Biz dönem içerisinde ilgili gelir hesapları, gelirler meydana geldikçe ilgili gelir hesaplarının daima alacaklı işlediğini ifade ettik. Demek ki gelir hesapları meydana geldikleri anda daima nereye kaydedilecekler yemeğe kaydında alacak tarafına. Bu değişmez bir kural. Dönem sonunda dönem sonu muhasebe işlemlerine gelindiğinde ünitemizin son kısmında takip edeceksiniz. Gelir hesaplarının kapanması aşamasında ancak borçlandırılırlar. Fakat bu kapanış dönem kar ve zarar hesabına devredilme şekliyle devam eder. O nedenle biz deriz ki gelir hesapları alacaklı işleyen ve dönem içerisinde ve dönem sonunda alacak kalanı veren hesaplardır. Şimdiye kadar söylemiş olduklarıma dikkat ederseniz demek ki gelir hesapları hiçbir zaman bilançoda yer almıyorlar tıpkı kim gibi gider hesapları gibi. Gelir hesapları dönem içerisinde alacaklı işleyen ve dönemin sonunda alacak kalanı veren hesaplar oluyorlar. Ve kapanış kaydında göreceksiniz daima boşlandırılarak kapatılıp dönem kar ve zarar hesabına devrediliyorlar diyoruz. Gelirlerle ilgili genel incelememizi yaptıktan sonra isterseniz bir de giderlerle ilgili sınıflandırmamızı takip edelim. Giderlerle ilgili olarak değerli arkadaşlar biraz daha gruplandırma fazla. Satış indirimleri grubumuz var. Bunun dışında satışların maliyeti, takip eden faaliyet giderleri, diğer olan faaliyet giderleri ve zararları, bunun dışında yine olan dışı gider ve zararlar, son olarak da finansman giderleri olarak sınıflandırma yapabiliyoruz. Bunların sıralamaları değil önemli olan, ben de sıralamayı takip ederek ifade etmedim. Ama hangi ana hesap grubu içerisinde hangi hesabın olduğunu iyi bilmeniz gerekiyor değerli arkadaşlar. O halde ekranımızdan giderlerle ilgili sınıflandırmalarımızı takip edelim. Giderlerin sınıflandırılması; satış indirimleri, satıştan iadeler, satış iskontoları, diğer indirimler. Biz değerli arkadaşlar, satış indirimlerini satış hasılatlarını azaltıcı unsurlardır diye ifade ederiz. O nedenle gelir tablosunun gelirler kısmındaki brüt satışların karşısında yer alan ya da altında değerlendirilen bir ifadedir, bir birimdir. Satıştan iadeler, satış giderleri ve satış iskontoları satış hasılatlarını azaltırlar. Bunu hiçbir zaman unutmuyorsunuz. O nedenle gider niteliği sergilerler. Bir diğer hesap grubumuzun satışların maliyeti olduğunu ifade etmiştik. Satışların maliyetini ve faaliyet giderlerini birlikte takip edelim isterseniz. Ekranımıza döndüğümüzde satışların maliyeti, satılan ticari mallar maliyeti, faaliyet giderleri ise araştırma ve geliştirme giderleri Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri genel yönetim giderlerinden oluşmaktadır diyoruz. Satışlarla ilgili olarak ana satış gelirlerimizi biz gelir tablosunda gelirler için bürüz satışlarla inceledik. O halde satışlarla ilgili katlanılan giderler yani indirimler ve maliyetler de dolayısıyla ana faaliyet konusuna girmekte. Fakat bu faaliyetin sergilenebilmesi için de katlanılan bir takım giderler var. İşte ekranınızda biraz önce takip ettiğiniz araştırma ve geliştirme giderleri, işletmenin pazarlama, satış, dağıtım giderleri ve genel yönetim giderleri işletmelerin faaliyetlerinin sağlıklı olarak yürüyebilmesi için katlanmış olduğu giderleri niteler. Diğer biraz önce saymış olduğumuz gider hesap gruplarımız ise Diğer faaliyetlerden olan gider ve zararlardı ve bunun hemen altında finansman giderleri niteliği sergilen gider hesaplarımız var. Yine ekranımızdan takip ettiğiniz üzere diğer faaliyetlerden olan gider ve zararlar, komisyon giderleri, karşılık giderleri, menkul kıymet satış zararları, kambiyo zararları, reskont faiz giderleri, diğer olan gider ve zararlar olarak ifade edilmiştir. Bunlar diğer faaliyetlerden olan gelir ve karlara karşılık gelen hesaplardır. Dolayısıyla ezberlemeniz bu anlamda daha rahat olacaktır. Orada komisyon gelir dedik. Burada komisyon gider diyoruz ya da gelir bölümü için menkul kıymet satış karı dedik. Burada menkul kıymet satış zararı diyoruz. Dolayısıyla ezberlemek biraz daha sizin için kolay olacaktır diyelim. Diğer gider hesap gruplarımızın finansman giderleri ve olağan dışı gider ve zararlar olduğunu söylemiştik. Son olarak onları da takip edelim ve ünitemizin geri kalan kısmına devam edelim. Finansman giderleri, kısa vadeli borçlanma giderleri, uzun vadeli borçlanma giderleri, olağan dışı gider ve zararlar, çalışılmayan kısım gider ve zararları, önceki dönem gider ve zararları, diğer olağan dışı gider ve zararlar olarak gruplandırılmıştır diyoruz. Evet değerli arkadaşlar gelirlerle ilgili incelememizi yaparken demiştik ki tüm gelir hesapları meydana geldikleri anda alacaklandırılarak kayda alınırlar. Gider hesapları içinde dolayısıyla nasıl bir işleyiş söz konusu olacaktır? Tam tersi gelirler giderleri ifade ederken yani gelirlerle ilgili bağlantıyı kurarken şöyle bir ifade de bulunuyoruz. İşletmenin faaliyet sonuçlarında elde etmiş oldukları gelirlere karşılık Yapılan her türlü tükenme giderdir. Yani gider bir azalış niteliği sergiler. Dolayısıyla biz meydana gelen bu varlıklardaki tükenmeyi ilgili gider hesaplarının daima neresinde incelemeliyiz? Borcunda. Demek ki bütün giderler borç tarafında, bütün gelirler meydana geldikleri anda alacak tarafında kayıt altına alınıyorlar. Nasıl gelir hesapları alacak kalanı veriyorsa, gider hesapları içinde borç kalanı veren hesaplardır deriz. Tekrar tekrar söylüyorum değerli arkadaşlar. Hiçbir zaman bir gelir hesabı veya gider hesabı bilanço'da yer almaz. Onların ait oldukları mali tablo gelir tablosudur diyoruz. Gelir ve giderlerle ilgili sınıflandırmamızı da inceledikten sonra vergi usul kanunu açısından son derece önemli olan bir kısma geliyoruz. Sizin için de inanılmaz soru potansiyeli taşıyan bir bölüm burası. Gelirlerin ve giderlerin dönem kontrolünün yapılması. Önce gelirleri inceleyeceğiz, daha sonra yine giderleri neden kaynaklı biz dönem kontrolü yapmak zorundayız gelirler ve giderlerle ilgili isterseniz onu bir kısaca açıklayalım. Vergi usul kanunu gereği gelir vergisi kanunu veya kurulan vergisi kanunu genel kapsamlı olarak nitelendirelim. Vergi usul kanunu gereği değerli arkadaşlar gelirler ve giderler gerçekleştirdikleri dönem içerisinde muhasebeleştirirler. Yani hangi döneme aitlerse tahsil esası gereği gelirler için biz genellikle bu ifadeyi kullanıyoruz ama kira gelirlerinde biz diyoruz ki gelirler gerçekleştikleri dönem içerisinde muhasebeleştirilmek zorundadırlar. Eğer bir sonraki döneme aitse veya bu döneme ait olmasına karşılık işletmenin tahsilinin gerçekleşmemesi söz konusuysa bu tarz gelirlerin mutlaka ve mutlaka bir sonraki döneme aktarılması gerekir. Yalnız şu da önemli bir nokta ki biz gelir hesapları ve gider hesapları için dönemin faaliyet sonuçlarını etkilerler dedik ve faaliyet dönemi tamamlandığında bu ilgili hesaplar kapatılır, dönemkar ve zarara devredilir ve bir sonraki faaliyet dönemine asla ve asla aktarılamazlar. E peki bu şekliyle bu kural varken biz bu döneme ait olmayan bir geliri veya gideri bir sonraki faaliyet dönemine nasıl aktaracağız? İşte bu aktarmayı yapabileceğimiz belli başlı bilanço hesapları var arkadaşlar. İki yönlü soruyla karşılaşabiliyorsunuz. Biraz daha püf noktalı ifade edeceğiz belki ama hem hesap isimleri sizi karıştırabiliyor hafızanızı hem de aynı zamanda kayıt mekanizması farklı niteliğe sahip. Demek ki biz döneme ait olmayan gelirleri ne yapmalıymışız? Bilanço hesapları aracılığıyla bir sonraki döneme aktarmalıymışız. Bununla ilgili 3 soru kalıbımız var değerli arkadaşlar. Önce dönemin gelir ve gider kontrolünü gerçekleştireceğiz gelirle başlayarak. Daha sonra gerçekleşen gelirlerin bir sonraki dönemle ilintisini sağlayacağız diyoruz. Ekranımıza baktığımızda gelirlerle ilgili bu dönem kontrolümüzü nasıl yaptığımıza ilişkin açıklamamızı takip edeceğiz. Gelirlerin dönem bakımından kontrolü, gelir hesaplarına kaydedilmiş tutarlar içinde gelecek döneme ait olanlar varsa bu tutarlar gelir hesaplarından çıkarılarak pasif karakterli bir bilanço hesabı olan gelecek aylara ait gelirler hesabının alacağına kaydedilir. Şimdi teorik olarak bizim nasıl bir seyirde kayıtlama sistemimizi gerçekleştirmemiz gerektiği bize ifade edilmiş. Ama bu açıklamadan ziyade bizim için örnek kalıplarımız önemli. Bu başlık altında iki tip örnek inceliyoruz biz arkadaşlar. Önce dönemi ait olmayan bir gelir bir sonraki döneme aktarıyoruz. Sonra bu dönem içerisinde gelecek dönemden gelmiş olan bir gelir varsa bunun döneme aitliğini kayıt altına alıyoruz. Bu iki sistemle ilgili olarak arkadaşlar hemen örneğimizi isterseniz çözelim. İlk örneğimizi takip ediyoruz. Dönem sonunda yapılan incelemede dönem içinde diğer olan gelir ve karlar hesabına kaydedilmiş olan 500 milyon liranın 200 milyon lirası izleyen yıla ait kira bedeli olduğu anlaşılmıştır. Ayarlama kaydını yapınız. Bakın değerli arkadaşlar bu döneme ait olan bir kira gelirimiz var ve bu kira gelirinin bir kısmı bir sonraki döneme ait. Biz gelirler için ne demiştik? Gelirler gerçekleştikleri anda daima alacakta da çalışırlar. O halde diyebilir miyiz ki diğer olağan gelir ve hesabında görülen 500 milyon lira bu hesabımızın neresinde yer alacaktır? Alacağında. Biz bu 500 milyon TL'lik alacak bakiyesi veren hesabımızdan döneme ait olmadığı için 200 milyon TL'lik kısmını çekeceğiz. Bir bilanç hesabı aracılığıyla bir sonraki döneme aktaracağız yapacağımız ayarlama kaydında. O halde bu hesaptan 200 milyon TL'yi çekebilmenin yolu nedir? Eğer siz 200 milyon TL'yi ilgili gelir hesabını borçlandırarak kayda alırsanız, dolayısıyla alacağı yazacağınız hesapla da bir sonraki döneme aktarmış olacaksınız. O halde ben 200 milyon TL'lik bu döneme ait olmayan diğer olan gelir ve karı, 200 milyon TL borçlandırarak ne yapıyorum? Kapatıyorum. Hangi hesaba devredeceğimizi açıklamıştık. Gelecek aylara ait gelirler hesabı. Arkadaşlar hemen dipnot olarak verelim. Şunu asla unutmuyorsunuz. Aşağıdakilerden hangisi bir gelir hesabı değildir tipi sorularda en fazla kullandıkları hesap isimlerinden birisidir bu gelecek aylara ait gelirler hesabı veya gelecek aylara ait giderler hesabı gider bölümü için. Bu pasif karakterli bir e, bilanço hesabıdır asla ve asla unutmuyorsunuz. sonu gelirle bitmesine rağmen biz bu hesabımızı bilançoda izleriz. Sizi bu tip sorularda sözel ezber sorularında yanıtmasın. Demek ki döneme ait olmayan bir sonraki döneme aktarılması gereken bir kira gelirimiz diğer olan gelir ve karlar hesabının boşlandırılması gelecek aylara ait gelirler hesabının alacaklandırılması şekliyle kayıt altına anlıyormuş. İşletmenin bir önceki yıldan devreden gelecek aylara ait gelirler hesabında görülen 200 milyon TL'nin içinde bulunulan döneme ait olduğu belirlenmiştir. YMM'ye kaydını yapınız. Evet değerli arkadaşlar bu seferde nasıl bir durum söz konusu? Döneme ait bir 200 milyon TL'lik gelir gelecek aylara ait gelirler hesabında görülüyor ve dolayısıyla bu seferde bunun bu döneme ait olduğunu takip etmem gereken bir kayıt yapmak durumundayım. Bir önceki örnekle inintili konuşursak Mesela biz ne yaptık? 200 milyon TL'lik döneme ait olmayan gelirimizi dönem sonunda yapmış olduğumuz bu kayıtta bir sonraki döneme aktardık. Örneğin 2004 yılı diyelim. 31 Aralık 2005 yılında veya 2005 yılının dönem içerisinde fark etmez tarihler olarak artık sizin için gelecek aylara ait gelirler hesabında görülen bu tutar döneme ait bir gelir midir? Evet. O halde benim gelecek aylara ait gelirler hesabını bu sefer kapatıp Döneme ait bir gelir hesabında bu tutar izlemem gerekir mi? Yine evet. O halde yapacağımız kayıt ne olacaktır değerli arkadaşlar? Burada yapmış olduğumuz kaydın tam tersi. Hemen kayıt altına alalım. Gelecek aylara ait gelirler hesabı diyoruz. 200 milyon TL borçlandırılarak kapatılıyor. Pasif karakterli bir hesaptı. Diğer olan gelir ve karlar hesabımızda 200 milyon TL ne yapılıyor? Alacaklandırılıyor. Dolayısıyla ne yaptık? Döneme ait olan bir geliri kendine ait olan hesap isminde kayıt altına almış olduk. Bu iki soru kalıbı çok karşılaştığınız sorulardır, soru tipleridir ve biz şöyle bir kıstas yaparız, şöyle bir püf nokta ifade ederiz. Gelirlerle ilgili dönem kontrolü kayıtlarında soruda geçen hesap ismi, sadece gelirler için söylüyorum arkadaşlar, giderler için farklı bir ifade kullanacağız soruda geçen hesap ismi borçlandırılır ve diğer tarafa yazılması gereken ikinci hesap yazılır. İki tane hesap kullanıyoruz arkadaşlar bu kayıtlarda. Farklı bir hesap ismi de gelmeyecek karşınıza. Diğer olan gelir ve ve bir de gelecek aylara ait gelirler hesabı diyoruz. Ben de diyorum ki soruda geçen hesap ismini gelirler için borçlandırın dönem kontrolü kayıtlarında. Diğer hesabınızı ise alacaklandırarak kayıt altına alın. Şimdi dönem kontrolü ile ilgili muhasebe kaydımızı bitirdik. Bir de gerçekleşen yani doğan döneme ait olan fakat tahsil edilmemiş olan gelirler söz konusu. Bununla ilgili de yine çok sıklıkla soruyla sözel olarak ve emniye kaydı olarak karşılaşıyoruz. Önce örneğimize bakalım sonra püf noktayla nasıl gideceğimizi değerlendirelim dilerseniz. Ekranımıza döndüğümüzde gerçekleşen gelirlerin saptanması Gerçekleşen ancak henüz tahsil edilmeyen gelirler ile ilgili gelir hesabının alacağına aktif karakterli bir bilanço hesabı olan gelir tahakkukları hesabının borcuna kaydedilir. Şimdi yine teknik bilgimizi verdik örneğimize geçmeden önce. Demek ki gerçekleşen gelirleri biz hangi hesapta inceleyeceğiz? Gerçekleşmiş fakat tahsil edilmemiş olan gelirleri gelir tahakkukları hesabında inceleyeceğiz. Örneğimizde de zaten arkadaşlar tahsilinin gerçekleşmesi halinde kasa yazacaktık fakat yerine bu hesabı yazıyoruz diye ifadelendireceğiz. Önemli olan püf noktamız da bu nokta. İsterseniz örneğimize dönelim. İşletmenin sahip olduğu mağazanın aralık ayına ait kira geliri olan 100 milyon lira bir sonraki dönemde Ocak ayında tahsil edilecektir. Dönem sonunda yemeğe kaydını yapınız. Şimdi bu 100 milyon TL'lik kira geliriniz aslında içinde bulunduğunuz döneme ait olmasına karşılık tahsilatını ne zaman yapacaksınız? Bir sonraki faaliyet dönemi sonunda. Dolayısıyla yine ne yapmanız gerekiyor? Bu tutarı bir bilanço hesabı aracılığıyla bir sonraki döneme aktarmanız gerekiyor. O halde değerlendirmeye alırsak bir kere bu döneme ait bir gelir olduğuna göre kira geliri yine döneme ait olan bir ilgili gibi gelir hesabında incelenecek mi? Evet. O halde Diğer olan gelir ve karlar hesabımızı ne yapıyoruz? Alacağı yazıyoruz. Çünkü tekrar söylüyorum döneme ait bir gelir. 100 milyon TL vergilendirilebilmesi için bu hesabın alacağında izleniyor. Eğer tahsil etseydi işletme bu tutarı ne yazacaktım? boş tarafa kasa hesabı yazacaktım. Ama bakın diyorum ki eğer tahsil etmiş olsaydı tahsil edemediği için işte kasanın yerine bir hesap yazmak zorundayım. Bu tutarı bir sonraki dönemde tahsil edeceğim zaman da kapatabileceğim geçici bir bilanço hesabı yazmak durumundayım. İşte biz bu hesaba ne ad veriyoruz değerli arkadaşlar? Gerçekleşen fakat tahsil edilmeyen gelirlerin izlendiği gelir tahakkukları hesabı ifadesiyle tanımlıyoruz. Önemlidir. Hem sözel hem yemeğe kayıtlı sorularda karşınıza çıkabilir. Dikkatle takip etmenizde fayda var değerli arkadaşlar. Evet, gelirlerle ilgili dönem kontrolümüzü gerçekleştirdikten sonra isterseniz sıradaki giderlerin dönem kontrolünü de aynı mantıkla inceleyelim. Aynı mantıkla diyorum yanlış anlaşılmasın, gelirler alacaklı çalıştıkları için daha farklı bir e, terslikle maddeleştirirler, kayıt altına alınırlar. Giderler ise borçlu çalıştıkları için kendilerine has mantıkla kayıt altına alınırlar. Ama dönem kontrolü yapılmasının gerekçesi aynıdır. Tıpkı gelirlerde olduğu gibi değerli arkadaşlar. Giderler de ait oldukları dönem içerisinde muhasebeleştirilmek zorundadırlar. Eğer bir sonraki döneme ait bir gider varsa aynı sistemde 3 farklı örnek tipiyle karşınıza çıkabilecek sınav sorularını oluşturur tarzda bunların kayıt altına alınması gerekir. Önce giderlerin dönem kontrolü için, dönem bakımından kontrol için ne gibi teorik bilgiye ihtiyacınız var ekranımızdan takip edelim. Gider hesaplarına kaydedilmiş tutarlar içinde gelecek döneme ait olanlar varsa bu tutarlar gider hesaplarından çıkarılarak aktif karakterli bir bilanço hesabı olan gelecek aylara ait giderler hesabının borcuna kaydedilirler. Bu sefer de döneme ait olmayan giderleri nerede incelediğimizi ifade ettik. Aktif karakterli gelecek aylara ait olmayan gelecek aylara ait pardon giderler hesabında izlediğimizi ifade ettik. Şimdi yine tıpkı gelirlerde olduğu gibi gelebilecek 3 soru kalıbına ilişkin örneklerimizi inceleyelim. Önce döneme ait olmayan giderlerle ilgileneceğiz. Daha sonra gerçekleşen giderlerin bir sonraki döneme aktarılmalarından bahsedeceğiz. Dilerseniz arkadaşlar ilk örneğimizde takip ederek yemeğe kayıtlarımızı yapalım. Örneğimizi takip ediyoruz. Dönem sonu envanterinde dönem içinde tüketilmek amacıyla satın alınan ve genel yönetim giderleri hesabına gider kaydedilen 500 milyon TL'lik kırtasiye malzemesinin 200 milyon TL'lik kısmının yıl sonu itibariyle henüz tüketilmediği belirlenmiştir. Dönem sonu kaydını yapınız. Yine soru içerisinde geçen bir hesap ismi düzeneği var. Burayla ilgili bir bağlantı kuracağız ama. Genel yönetim giderleri hesabında görülen bir tutar. Yine bu döneme ait olmadığı için ne yapılmak zorunda? Bir bilanço hesabı aracılığıyla bir sonraki döneme aktarılmak zorunda. O halde diyebilir miyiz ki genel yönetim giderleri hesabını bu tutar karşılığı tam ters kayıtla kapatacağız. Yerine aktarılabileceğimiz, aktarabilmek için kullanacağımız bir hesabı kayıt altına alacağız. Şimdi biz gelirler için biraz önce şöyle bir mantık kullanmıştık. Giderler için de tam tersi olduğunu söylemiştik. Daima borçlu çalışırlar demiştik. O halde sorumuzda ifade edilen bu 500 milyon TL İlgili gider hesabı olan Genel Yönetim Giderleri hesabımızın neresinde incelenecek? Borcunda. O halde döneme ait olmayan 200 milyon TL'lik kısmını bu hesaptan çıkarabilmemiz için ne yapmamız gerekecek arkadaşlar? Alacağı aktararak kapatmamız gerekecek. Hemen gelecek e, aylara ait gelirlerle bağlantıyı kurabilmek için ne yapıyorum? Genel Yönetim Giderleri hesabımızı döneme ait olmayan kısmı kadar alacaklandırarak kapatıyorum. Çünkü bu döneme ait olan kısmı sadece ne kadarlık kısmı? Bakiye tutarı olan 300 milyon TL'lik kısmı. Zaten benim de yapmaya çalıştığım şey bu. Döneme ait olan kısmını bu bakiyede gösterebilmek. Ne demiştik biraz önce? Döneme ait olmayan kısmı ise aktif karakterli bir bilanço hesabı olan gelecek aylara ait giderler hesabında izlenir. Önemli bir kayıttır. Bu sefer ne yaptım? Giderler daima borçlu çalıştıkları için İlgili soruda geçen hesap ismini alacağı yazarak kapattım. Yerine yazmam gereken diğer hesabı yazdım. Bu da bunun bu giderler için yapacağımız dönem sonu kayıtlarında verilebilecek bir püf nokta olabilir. Yine unutmuyorsunuz değerli arkadaşlar, gelecek aylara ait giderler hesabı sonu giderle bitmesine rağmen bir bilanço hesabıdır. Daima bilançoda aktif karakterli olarak yer alacaktır. Dikkat etmeniz gereken bir nokta. Şimdi bir sonraki döneme döneme ait olmayan bir gideri aktardık. Peki bir sonraki dönemde döneme ait olduğu bir gider söz konusu olursa, anlaşılırsa bununla ilgili kayıt nasıl yapılır? Yine hemen örneğimizde inceleyelim isterseniz. Ekranımıza döndüğümüzde işletmenin hesap döneminde tüketmiş olduğu kırtasiyenin 200 milyon TL'lik kısmını bir önceki dönemden satın alınan kırtasiyeden olduğu saptanmıştır. Yemeğe kaydını yapınız bir kere soruyu kavrayabilmeniz için anahtar ifademiz ne? Bu örneğimiz için bir önceki dönemden alınan bir giderin bu döneme ait olduğu anlaşılmıştır diyor. Bu döneme ait olduğu anlaşılırsa arkadaşlar bir önceki dönemde yaptığınız kaydın tam tersini yapacaksınız. Bir önceki dönemde yaptığımız kayıt bu. Bu kayda ilişkin artık gelecek aylara ait giderler hesabında görülen bu 200 milyon TL'nin bir sonraki dönemde döneme ait olduğu anlaşılıyorsa ne yapmanız gerekecektir? Kapatmanız gerekecektir. O halde bu sefer gelecek aylara ait giderler hesabımızı ilgili yemeğe kaydımızda nereye yazıyoruz? Alacağı. Niçin? Kapatmak için. Artık döneme ait bir gider olduğu anlaşıldığına göre genel yönetim giderleri hesabımızda ne yapıyoruz? Borçlandırarak, ilgili dönemin gider niteliğini taşıyarak gelir tablosunda yer almasını istiyoruz, sağlıyoruz. Evet değerli arkadaşlar. Döneme ait olan gelir ve giderlerle ilgili incelememizi bu şekilde yapmış olduk. Fakat kalan bir diğer başlığımız ise gerçekleşen fakat bu döneme ait olmayan giderler. Nasıl gerçekleşmesine, doğmasına rağmen bu döneme ait olmayan gelirler varsa, yine gerçekleşmesine rağmen ödemesi bu dönem içerisinde yapılmadığı için bir sonraki döneme aktarılması gereken giderlerimiz söz konusu. Bu nedenle önce yine teorik bilgimizi takip edelim daha sonra örneğimize dönelim. Ekranımıza baktığımızda gerçekleşen giderlerin saptanması işletmenin içinde bulunduğu hesap dönemine ilişkin olarak gerçekleşmiş fakat bedeli henüz ödenmemiş giderleri varsa bu giderlerin belirlenerek tahakkuk esası gereği dönem gideri olarak kayda alınması gerekir. Şimdi hem bir taraftan döneme ait olduğu için dönem gideri olarak kayıt altına almanız gerekiyor. Hem de henüz ödentisi yapılmadığı için bu tutarı ödemesinin yapılacağı döneme aktarmanız gerekiyor. Biz yine nereden hareketle değerlendireceğiz değerli arkadaşlar? Ödendiğini varsaymış olsaydık bu giderle ilgili kaydımızı nasıl yapardık? Buradan hareket edeceğiz. Yine bu söylemiş olduğum cümleyi örneğimizle değerlendirelim isterseniz. Örneğimize bakıyoruz. İşletmenin 31 Aralık 2002 tarihinde henüz faturası gelmemiş olan 2002 Aralık ayına ait elektrik tüketiminin bedelinin 500 milyon TL olduğu elektrik işletmesinden öğrenilmiştir. Ödemesi daha sonra yapılacak olan bu giderin yemeğe kaydını yapınız. Ne gibi bir durum söz konusu değerli arkadaşlar? Elektrik faturası geliyor. Aslında döneme ait bir gider ama ödemesi bir sonraki faaliyet döneminde yapılacak. Biz diyelim ki bu elektrik faturası bu dönem geldi ve bu dönem kayıt altına alacağız. Nasıl bir teknik izleyecektik? Nasıl bir maliyet kaydı yapacaktık? Elektrik faturası bir genel yönetim gideridir deyip genel yönetim giderleri hesabını bir gider hesabı olduğu için nereye yazıyoruz? Borca. Hangi tutarla? 500 milyon TL. Ödemiş olsaydık bu 500 milyon TL'yi alacaklandırmamız gereken hesap ne olacaktı? Kasa. Fakat aynı gelirlerde olduğu gibi burada da üstüne basa basa söylüyoruz. Diyoruz ki Henüz ödenmediği için kasa yazamıyorsunuz ve yerine ne yapmak zorundasınız? Bir bilanço hesabı yazıp bunu bir sonraki dönemde ödeneceği ana kadar geçiş hesapta takip etmeniz gerekir. İşte bu hesabın adına da biz ne ad veriyoruz? Gider tahakkukları hesabı 500 milyon TL alacaklı olmak üzere. Demek ki ödenmeyen, gerçekleşen fakat ödemesi bu dönem içinde yapılmayan giderlerimizi de biz gider tahakkukları hesabının neresinde Alacağında izliyoruz. Bu gelir tahakkukları ve gider tahakkukları hesaplarının işleniş tarzı sizi son derece karmaşıklaştırmaktadır. Dikkat ediyorsunuz. Gelir tahakkukları daima borçta yer alır. Bir bilanço hesabıdır. Aktif karakterlidir. Gider tahakkukları hesabı ise daima alacakta yer alır. Yine bir bilanço hesabıdır ve daima pasif tarafta yer alır diyoruz. Bu ilişkileri sözel gelebilecek sorular açısından son derece dikkatle takip etmeniz gerekir dedikten sonra. Vergi matrahlarının hesaplanması ile ilgili gelirler ve giderler söz konusu. Bunlarla ilgili bir takım açıklamalarımız var. Değerli arkadaşlar aslında son ünitenizde konu alacağımız bir başlıktır. Bu gelirlerle ilgili giderlerle ilgili vergi matrahının belirlenmesi ama yine de şöyle bir değinmekte fayda var. Biz bazı gelirlerimizi vergiden muaf, bazı giderlerimizi ise kanunen kabul edilmeyen gider olarak tanımladık. Dönem sonu muhasebe işlemlerimiz içerisinde. İşte dönemin sonuna geldiğinde, dönem sonuna gelindiğinde biz bu dönem kar ve zarar hesabında toplanmış olan tutarımızı kar olabilir, ticari kar diye nitelediğimiz kavramdır bu. Vergiden muaf gelirleri ve kanunen kabul edilmeyen giderleri dikkate alarak vergi matrahı karı ya da mali kara dönüştürmemiz gerekmekte. Dolayısıyla bu vergi matrahları açısından gelir ve giderlerin değerlendirilmeye alınması başlığımız aslında bu konuya ait. Varsa eğer kanunen kabul edilmeyen giderimiz mutlaka bu ticari kâra eklenmek zorunda. Vergiden muaf tutulan bir gelirimiz varsa bu da mutlaka ticari kârdan çıkarılmak zorundadır diyoruz. Neden? Verginin hesaplanacağı matrahın bulunması için. Dilerseniz gerekli açıklamamızı bir de ekranımızdan takip edelim. Vergi matrahının saptanması açısından gelirler ve giderler. Vergiden muaf gelirler ile kanunen kabul edilmeyen giderler nazım hesaplarda izlenirler. Bu nazım hesapları çok sıklıkla hatırlarsınız. Mesela e, biz yine ikinci ünitemizde hazır değerlerle ilgili dönem kontrolü yaparken, muhasebeleştirmesi yaparken orada meydana gelen kasa noksanının devlet tarafından kanunen kabul edilmeyen bir gider olduğunu ve mutlaka boşun nazım hesap ve alacaklı nazım hesap kaydında kayıt altına alınması gerektiğini ifade ettik. Yine tahvil faiz geliri elde edildiğinde eğer bu tahvil devlete ait olan bir tahvil ise ve devlete ait olan bu tahvilden doğru bir faiz geliri elde ediyorsanız devlet sizi ödüllendirmek için ne yapıyordu? Bu faiz gelirini vergiden muaf tutuyordu. Yine bunu belirtmek için de mecburen ne yapmak durumundaydık? Nazım hesap kaydı yapmak durumundaydık. O halde kanunen kabul edilmeyen giderler ve vergiden muaf gelirler nerede izleniyorlarmış? Nazım hesaplarda diyoruz. Evet arkadaşlar şimdi geliyoruz bir diğer e, önemli farklı olan konu başlığımıza. Biz giderlerimizi ticaret işletmeleri için veya üretim işletmeleri için arkadaşlar hizmet işletmeleri için aynı şey geçerli. 7A ve 7B seçeneği olmak üzere iki farklı seçeneğe göre kayıt altına alıyoruz. İşletmeler faaliyet konuları ve faaliyet hacimleri iş hasılatları olarak değerlendirilebilir bu rakam. Bu tutarlara göre 7A seçeneğini veya, veya 7B seçeneğini ne yapıyorlar? Seçebiliyorlar. 7A seçeneği daha iş hacmi genişletilmiş olan, faaliyet hacmi daha yüksek olan e, ticaret ve hizmet üretim işletmeleri için geçerliyken, 7B seçeneği daha küçük hacimli işletme türleri için geçerli olan kullanılan bir seçenektir diyoruz. Aslında detay açıklaması sizin için çok fazla önemli değil. Gelebilecek sorular açısından değerlendirmeniz gerekiyor. Mesela 7A seçeneğinde kayıtlar büyük deftere hangi esasa göre kayıt altına alınır veya 7B esasına göre nasıl bir kayıt altına alınacaktır? Kayıt esası nedir? Bunlar gelebilecek sözel sınav sorularınız. İsterseniz ekranımızdan takip edelim. Daha sonra bu 7A ve 7B seçeneğine göre kayıt mekanizması nasıl gerçekleşiyor? Dilerseniz açıklamamızı yapalım. Ekranımıza döndüğümüzde giderlerin gelir tablosu hesaplarına yansıtılması tek düzen hesap planına göre Giderler dönem içinde doğdukları anda 7 no'lu hesap grubundaki maliyet ve gider çeşitli hesaplarına kaydedilecektir. Bu gruptaki hesaplara kaydedilen hesaplar dönem sonunda ilgili gelir tablosu hesaplarına yansıtılacaktır. Evet arkadaşlar. Gerekli bilgimizi okuduktan, takip ettikten sonra isterseniz bir takım püf noktalarıyla bu hesaplar gerçekleşen gider hesaplarının Maliyet hesapları olmasına rağmen gelir tablosunu hangi aracılıkla yansıtılacaklarını inceleyelim. Bizler iki kayıtla bu sistemi gerçekleştiriyoruz. Öncelikli olarak diyoruz ki, e, burayı sıkı takip etmeniz gerekiyor değerli arkadaşlar. Çünkü bu kayıtlar başlıklarıyla ilintili olarak mutlaka sınavda soru olarak karşınıza geliyor. Biz öncelikli olarak dönem içerisinde gerçekleşen giderlerin, Yansıtmaları aracılığıyla yansıtma hesapları diyelim aracılığıyla nereye aktarılması? Gelir tablosuna aktarılması kaydı. Gelir tablosuna aktarılması kaydı. Bu değerli arkadaşlar sınavlarınızda şu tip sorularla karşınıza gelebilecek. Ya kaydını verip bu kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir deyip şu cümleyi işaretlemeniz istenecek. Ya da dönem içerisinde gerçekleşen giderler yansıtma hesapları aracılığıyla gelir tablosuna aktarılmasına ilişkin kayıt aşağıdakilerden hangisidir diyecek. O nedenle önemli bir kayıttır. Notlarınıza detaylı olarak işaretleyerek kayıt almanız mutlaka gereklidir değerli arkadaşlar. Ek olarak kaydımızda hesap numaralarını da ifade ederek diyoruz ki genel yönetim giderleri hesabı 632 kodla borçlu 771 genel yönetim giderleri yansıtma hesabı ise alacaklı. İsterseniz hemen bir diğerini de ifade edelim, örnekleyelim. Daha sonra o püf noktamıza gelelim. Bir diğer başlığımız ise kayıtla ilgili maliyet hesapları ile maliyet hesapları ile yansıtma hesaplarının kapatılması ya da karşılaştırılması aynı şey. Dolayısıyla bununla ilgili de işte size diyebilir ki maliyet hesapları ile yansıtma hesaplarının karşılaştırılması ile ilgili kayıt aşağıdakilerden hangisidir? Dikkat ediyorsunuz. Bu sefer de 771 genel yönetim giderleri yansıtma hesabımız borçta 770 genel yönetim giderleri hesabımız ise alacakta yer almaktadır. Şimdi diyoruz ki biz hesap kodları ezberleme zorunluluğumuz biliyorsunuz ki yok fakat hesap kodları da bu işlemde sizi son derece rahatlatabilir. Hadi diyelim ki hesap kodlarını hatırlamıyor olsanız bile başlığını ezberleyerek yansıtma hesapları aracılığıyla gelir tablosuna aktarılmasına derse, aktarılması kelimesini duyarsanız, iki taraftaki ana hesap ismi de aynı. Yani borçta da genel yönetim giderleri kelimesi var, alacakta da genel yönetim giderleri kelimesi var. Biz de diyoruz ki yansıtmalı olan alacaktaysa aktarılmasına diye ifade edeceğiz işlem olarak. Eğer yansıtmalı olan borçtaysa kapatılması ya da karşılaştırılması kelimesi dikkatimizi çekecek. Direkt size başlığa isnaden yemeğe kayıt tarzıyla geldiği için değerli arkadaşlar bu püf nokta herhalde işinize yarayacaktır. Dikkat ediyorsunuz ve çok sık karşılaştığımız sınav sorusu tipleridir diyoruz. Biraz önce bu ifadeye bu kayıtlara girmeden önce değerli arkadaşlar bir 7A seçeneği ve 7B seçeneğinden bahsetmiştim size. 7A ve 7B seçeneğiyle ilgili olarak demiştik, işletmeler faaliyet hacimleri ve faaliyet konularına göre istedikleri seçeneği uygulamak suretiyle gerçekleşen maliyet giderlerini önce maliyet hesaplarına kayıt altına alırlar ve yapmış olduğumuz kayıt mekanizması aracılığıyla da gelir tablosuna aktarırlar. İsterseniz bunları da yine kalıcı olması açısından bir ekranımızda takip edelim. Ekranımıza döndüğümüzde tek düzen hesap planında 7. grupta yer alan hesapların kullanımıyla ilgili olarak 7A ve 7B olmak üzere iki seçenek bulunmaktadır. 7A ve 7B'nin aslında sizin için dediğim gibi hangi tür işletmeler tarafından kullanıldığının pek fazla bir önemi yok. Ama kayıt sisteminin hangi mekanizmada işlediği sınav sorusu olarak karşınıza gelebilir. Biz giderlerin 7A'da nasıl kayıt altına alındığı ile ilgili gerekli açıklamalarımızı yaparken bunu da bilgi olarak size sunmuş olacağız. Nedir bu bilgi? İşte diyecek ki size aşağıdakilerden hangisi 7A seçeneğine göre kayıt tutan bir işletmede hangi sisteme göre ya da hangi esasla göre kayıt tutması gerektiğidir ya da hangi esasla göre kayıt tutar? Bununla ilgili bir soru gelebilir. Dikkat ediyorsunuz. Hem 7A için hem 7B için. İsterseniz yine ekranımızdan takip ederek bu bilgimizi yine daha netleştirelim. Giderlerin 7A seçeneğine göre kaydı. 7A seçeneğinde giderler büyük defterde fonksiyon esasına göre bölümlendirilmektedir. Çeşit esasına göre bölümlendirme ise yardımcı defterlerde yapılmaktadır. O halde biz diyebilir miyiz ki 7A seçeneğinde büyük defter kayıtları fonksiyon esasına göre yani giderlerin ait oldukları fonksiyonlarda, işlevlerde muhasebeleştirilmesi gerekmektedir. Yardımcı defterlerde ise çeşit tür esasına göre kayıt mekanizması gerçekleşmektedir. İşte aynen bu şekilde soruyor soruyor. Aşağıdakilerden hangisi 7A seçeneğine göre büyük defter kayıtlarının yapıldığı esası ifade etmektedir? Biz de diyoruz ki fonksiyon esasına göre kayıt tutulur. Ya da yardımcı defterlere hangi esasına göre kayıt tutulur diyor. Çeşit tür esasına göre diyoruz. Dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yine sık olmamakla birlikte karşılaştığımız bir diğer sınav sorusu tiplememiz. 7A ve 7B seçeneğinde yer alan hesap isimleri. Eğer siz bir hesap grubunu incelerseniz bu size yeterli olacaktır. Ezberleme açısından ifade ediyorum. 7A seçeneğindeki hesap gruplarını iyi bilmek durumundasınız. Hesaplarımız nelerdir? Bunları iyi bilmek zorundasınız. 7A'ya ait değildir dediğinde 7B'yi sıkıştırır. 7B'ye ait değildir dediğinde 7A hesabını sıkıştırır. Dikkat ediyorsunuz değerli arkadaşlar. İsterseniz ekranımızdan 7A seçeneğinde kullanılan hesaplarımızı takip edelim. 7A seçeneğinde kullanılan hesaplar direkt ilk madde ve malzeme giderleri direkt işçilik giderleri, genel üretim giderleri, hizmet üretim maliyeti, araştırma geliştirme giderleri, pazarlama satış ve dağıtım giderleri, genel yönetim giderleri ve finansman giderleri. Genellikle biraz önce bahsetmiş olduğum soru tipine ilişkin aşağıdakilerden hangisi 7A seçeneğine ait bir hesaptır veya 7B seçeneğine ait bir hesap değildir dediğinde direkt işçilik ve direkt ikmalte ve malzeme giderleri hesabı kullanılır direk kelimesinin ait olduğu hesap e, işleyişimiz ya da seçeneğimiz 7A'dır. Bunu asla unutmuyorsunuz. İsterseniz 7A seçeneğine göre bir hesap kaydı gerçekleştirelim. Bir maliyet giderinin nasıl kayıt altına alındığını görelim. Bildiğiniz bir kayıt sistemi ama yine de örneklemekte fayda var. Örneğimizle ekranımızdan takip ediyoruz. İşletme Aralık ayında 700 milyon TL'lik elektrik gideri ödemiştir. Bunun 300 milyon TL'si pazarlama katına 400 milyon TL'si yönetim katına aittir. YM'ye kaydını yapınız. Şimdi biraz önce dedi ki 7A seçeneğine göre fonksiyon esası büyük defter kayıtlarına geçerlidir. Dolayısıyla ana hesap isimlerinde hangi işlevi yerine getiriliyorsa bu giderler bu ilgili gider hesaplarında dikkate alınmak zorundadırlar. Evet bir elektrik faturası ödenmiş. Dolayısıyla 7A'da bu kayıt mekanizmamızda ödeme gerçekleştiği için hemen ne yapıyoruz? kasa hesabını alacaklandırıyoruz. Hangi tutarımızla? 700 milyon TL. Fakat bu 700 milyon TL'nin 300 milyon TL'lik kısmı pazarlama katında, pazarlama departmanında harcanmış. Geriye kalan 400 milyon TL'lik kısmı ise yönetim katına. O halde fonksiyonuna göre, yerine getirdiği işleve göre pazarlama katı için harcanan elektrik giderimizi pazarlama, satış, dağıtım giderleri hesabımızda izleyeceğiz. İdare katına ait olan elektrik harcamamızı ise genel yönetim giderleri hesabımızda izleyeceğiz. 300 milyon TL pazarlama katı için 400 milyon TL idare katı için. Şimdi şu görmüş olduğunuz hesaplar büyük defter kayıtları ve fonksiyon esasına göre kayıtlanmış. Çünkü Yerine getirdiği işlevine pazarlama faaliyetinin gerçekleşmesi için bir elektrik harcaması yapılmış. Ya da idari katı için faaliyetlerin gerçekleşmesi adına bir gidere katlanılmış. Yardımcı hesapları, biz onları dikkate almıyoruz sizin için çok fazla önemli değil ama ne ödendiği mesela pazarlama satış dağıtım giderlerinin hemen altında pazarlama yeri için, pazarlama gider yeri için elektrik gideri şeklinde alt başlıklarda yardımcı defter bilgileri de verilir. Biz ona da işte çeşit tür esası adı veririz. Ama genel anlamda 7 A seçeneğine göre yapılan hesap kaydı bu şekilde ifade edilebilir. Çok sık karşılaştığımız bir kayıt tarzı değildir değerli arkadaşlar. Kaldı ki çıksa bile rahatlıkla yapabileceğiniz bir kalıba sahip. 7 A seçeneği ile ilgili gerekli açıklamalarımızı yaptıktan sonra bir de 7 B seçeneğimizi hemen görelim. 7 B seçeneğine göre giderlerin kontrolü. Önce ekranımızdan takip ediyoruz yine teorik bilgilerimiz için. Giderlerin 7 B seçeneğindeki hesaplara kaydı 7B seçeneğinde giderler büyük defter düzeyinde çeşit esasına göre bölümlendirilmektedir. Büyük defterde açılan hesaplarda toplanan giderler maliyet çıkartma dönemlerinde veya dönem sonlarında düzenlenen gider dağıtım tabloları aracılığıyla fonksiyonlarına dönüştürülür. Bizim için burada ön plana çıkacak cümle değerli arkadaşlar. Büyük defter kayıtlarında 7B seçeneğine göre hangi esasla dikkat edilir, hangi esasla uyulur sorusudur. Biz de deriz ki çeşit esasına göre bu sakın karışmasın. 7A'da büyük defter kayıtları fonksiyon esasına göre, 7B'de ise çeşit esasına göre. Bu bilgiyi birbiriyle karıştırmamanızda fayda vardır değerli arkadaşlar. Çünkü biz 7A'da yardımcı defterler çeşit tür esasına göre kayıtlanırlar dedik. Bu bilgiyle bu bilgi karışabilir. 7B seçeneğinin esas karışabilir. Dikkat ediyorsunuz. Şimdi isterseniz bir de 7B seçeneğindeki yer alan hesaplarımızı inceleyelim ekranımızdan. Takip ediyoruz. 7B seçeneğindeki maliyet hesapları, ilk madde ve malzeme giderleri, işçi ücret giderleri, memur ücret ve giderleri, dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler, çeşitli giderler, vergi, resim ve harçlar, amortisman ve tükenme payları, finansman giderleri, gider çeşitleri yansıtma hesabımız olmak üzere. Şimdi 7A'da demiştim direkt kelimesi 7A seçeneğine aittir. Şimdi de diyorum ki İlk kelimesi eğer cümle ilkle başlıyorsa ilk madde ve malzeme giderleri orada ne demiştik 7A seçeneğinde direkt ilk madde ve malzeme giderleri demiştik. Sadece ilk madde ve malzeme ya da sadece e, işçilikle ilgili ifade vurgularsa direkt 7B e, seçeneği diyeceksiniz dikkat ediyorsunuz. Bu hesap gruplarımızın alt hesaplarını bilmenizde fayda var değerli arkadaşlar. Geliyoruz ünitemizdeki son bilgimiz olan gelir ve gider hesaplarının kapatılmasına. Biraz önce ünitemizin başında yapmış olduğumuz açıklamalarda ne demiştik? Gelir hesapları daima alacaklı. Gider hesapları da daima borçlu çalışırlar. Hemen şeklimizi yine ifade ederek düzeltelim. Gelir hesapları daima sermayede artış yaratma özelliklerinden kaynaklı alacaklandırılırlar. Gider hesapları daima sermayede azalış yarattıkları için karakter olarak ne yapılırlar? Boşla. Boşlandırılarak kayıt altına alınırlar. Dolayısıyla eğer kalan veriyorlarsa dedik gelir hesapları daima alacak kalanı, gider hesapları ise daima ne kalanı vereceklerdir? Borç kalanı vereceklerdir diyoruz. Önce genel olarak inceleyeceğiz sonra ekranımızdan bu bilgilerimizi sözel anlamda takip edeceğiz. Gelir hesaplarımız alacak kalanı verdikleri için ne yapılarak kapatılırlar değerli arkadaşlar? Alacakla, borçlandırarak. Dolayısıyla bizleriz ki gelir hesapları daima alacakla çalışan hesaplardır. Dolayısıyla borçlandırılarak kapatılırlar. Ve dönem kar ve zarar hesabının neresine devredilirler arkadaşlar? Alacağına. Borçlandırılarak kapatılıyorlar. Dönem kar ve zarar hesabının neresine yazılıyorlar? Alacağına. O halde gelir hesapları toplam değer olarak daima nerede yer alacaktır? Dönem kar ve zarar hesabının alacağında. Burada şöyle bir paralel düşünce oluşturabilirsiniz. Gelir hesapları alacak kalanı veren hesaplardır. Dönem kar ve zarar hesabının neresine alacağına kaydedilirler. Gider hesapları için durum ne arkadaşlar? Borç kalanı verirler dedik. O halde ne yapılarak kapatılacaklar? Alacağı yazılarak kapatılacaklar. Dönem kar ve zarar hesabının o halde neresine devredilecekler? Borcuna diyoruz. Getiriyoruz. Demek ki gider hesaplarının toplamları da nerede derlenecek? Sınıflandırılacak dönem kar ve zarar hesabının borcunda diyoruz. Aynı şey burası için de geçerli. Gider hesapları da daima nerede yer alırlar? dönem kar ve zarar hesabının borcuna devredilerek kapatılırlar. Bu iki cümlenin için sözel sorularda önem kazanır. Şimdi ikisinin de arkadaşlar hem gelir hesapları için hem gider hesapları için ayrı ayrı kapanış kayıtları yapılacaktır. Yani biz şu anda sadece büyük defter kayıtları hesabı aracılığıyla gösterdik ama bir de bunların neleri vardır? Öncelikli olarak yapılması gereken yemiye kayıtları vardır. Yemiye kayıtlarına yapılır, sonra bu hesaplara aktarılır. İsterseniz gerekli yemiye kayıtlarını incelemeden önce gelir hesaplarının kapatılması ile ilgili olarak teorik bilgilerimizi ekranımızdan inceleyelim. Ekranımıza döndüğümüzde gelir hesaplarının kapatılması, gelir hesapları alacak yanlı çalışan ve alacak kalanı veren hesaplardır. Bu hesapların kapatılması, alacak kalanları kadar borçlandırılması, dönem karı veya zararı hesabının alacaklandırılması şeklinde olur. Biraz önce söylediğim ifadedir. Bu sefer de ne yaptık? Yazıya dökmüş olduk değerli arkadaşlar. Bu cümleler hangisi gelir hesapları ile ilgili değildir, doğru bir ifade değildir tarzında çok önem kazanıyor. Önemli belirtmekte fayda var. Şimdi biraz önce ifade ederken dedim ki gelir hesapları Önce yemeğe kayıtlarında dönem kar ve zarar hesabına devredilirler. Sonra büyük deftere aktarılırlar. üste şekillendirdiğimiz büyük defter kayıtları. Ne demiştik arkadaşlar? Gelir hesapları alacaklı çalışacaklar için borçlandırılarak kapatılırlar. Demek ki tek tek dönem içerisinde gerçekleşen gelirlerimizi yapacağımız yemeğe kaydında nereye yazacağız arkadaşlar? Borca. Ben tek tek hesap ismi olarak telendirmeyeceğim. Ekranımızda örneğini inceleyeceğiz birazdan. Dönem kar ve zarar hesabını da nereye yazıyoruz? Alacağı. Aynı şey gider hesapları için geçerli mi? Gider hesaplarını da tek tek nereye yazıyoruz? Alacak tarafına. Dolayısıyla karşısına ne yazacağız? Yani borç tarafına ne yazacağız? Dönem kar ve zarar hesabı. Giderlerin dönem kar ve zarar hesabının borcunda Gelirlerin ise dönem kar ve zarar hesabı'nın alacağında izlenmesinin sebebi yemiye kayıtlarındaki bu mantıktır değerli arkadaşlar. İsterseniz dönem kar ve zarar hesabına gelir hesaplarının devri ile ilgili örnek kaydımızı ekranımızdan takip edelim. Gelirlere ait kapanış örneği, yurt içi satışlar hesabı, faiz gelirleri, komisyon gelirleri, konusu kalmayan karşılıklar, kambiyo karları reskont faiz gelirleri hesabı ve bunun gibi birçok benzeri gelir hesapları nerede yer alıyor? Borç tarafta. Dönem karı veya zarar hesabını nerede alacak da? İlgili örnek kaydımızda. Bununla ilgili ne tipi soruyla karşılaşabilirsiniz değerli arkadaşlar? Kayıtta bu borç tarafına yazmış olduğu gelir hesaplarına ya araya bir bilanço hesabı sıkıştırarak ya da farklı bir gider hesabı sıkıştırarak bu yapılan kayıtta hangi hesap yanlış kullanılmıştır diyebilir. Çok sık karşılaştığımız bir sınav sorusudur bu. Dolayısıyla kayda bu anlamda hakim olmanızda fayda var. Tıpkı gider hesaplarının kapanış kayıtlarında olduğu gibi değerli arkadaşlar. Çünkü gider hesaplarının kapanış kaydında da aynı şeyi ifade edebilir. Ee, orası için de birazdan örnek kaydımızı inceleyeceğiz ama orada da gider tahakkukları veya gelecek aylara ait giderler hesabını kullanarak size yanıltıcı bir nokta oluşturabilir. Dikkat ediyorsunuz. Evet, gelir hesapları ile ilgili kapanış kaydımızı örnekleyerek inceledik. Şimdi bir de gider hesaplarımızla ilgili hem sözel hem kayıt olarak ekranımızdan görüntülerimizi takip edelim. Ekranımıza döndüğümüzde gider hesaplarının kapatılması, tüm gider hesapları alacaklandırılırken dönem karı veya zararı hesabı borçlandırılır. Evet, biraz önce zaten şekil olarak da ifade ettik, konu anlatımımız içerisinde sıklıkla ifade ettik. Gider hesapları daima borçlu çalışırlar. Dolayısıyla alacaklandırılarak kapatılıp dönem kar ve zarar hesabının borç tarafına kayıt altına alınırlar. Yemiye kaydı sistemati içerisinde de ne yapmıştık? Bütün gider hesaplarını tek tek yemiye maddesini alacak tarafına yazarak kapattık. Toplam değer olarak dönem kar ve zarar hesabının borcunu kayıt altına almış olduk. İsterseniz dönem kar ve zarar hesabına gider hesaplarının kapanışı ile ilgili devre ne dair kaydımıza da bir örnek olarak bakalım. Ekranımıza döndüğümüzde Giderlere ait kapanış örneği. Dönem kar veya zararı hesabımız borçta. Satıştan iadeler, satış iskontoları, satınan ticari mal maliyeti, genel yönetim giderleri, karşılık giderleri, reeskont faiz giderleri ve bunun gibi gider hesaplarımız da alacakta yer alıyor. Evet değerli arkadaşlar. Gelirler ve giderlerle ilgili dönem sonu muhasebe kayıtlarımızı, gelir hesaplarının nasıl işlediği, gider hesaplarının nasıl işlediği ile ilgili genel anlamda çıkabilecek her türlü soruyu karşılayabileceğiniz yine sözel bilgileri sizlere sunmuş olduk. Yine bu ara sınav deneme sınav sorularımızda ve final deneme sınav sorularımızda ve ilerleyen ünitelerde de sizlere defalarca izah edilecek ve size yine kılavuz teşkil edecek bilgilerdi bunlar. Dolayısıyla ara deneme sınavımızda ve final deneme sınavlarımızda karşılaşacağınız bu tarz soru tiplerine dikkat ettiğinizde aşağı yukarı hangi tiplerde soru geleceğini de denetlemiş olacaksınız diyoruz. Sınavlarınızda başarılar diliyorum. İyi çalışmalar değerli arkadaşlar. Hoşçakalın.